Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Büşra. Bu videoda sizlerle birlikte bavul hazırlıyoruz. Çok heyecanlıyım, etraf çok dağınık. Önce bir etrafı çekeyim, hem odamı da görmüş olursunuz. Buraya bütün kışlıklarımı çıkardım, çantam vesaire. Yazlıkları da çıkaracağız birlikte. Masamın üstünde eşyalar vesaire var. Şu dolabın bakım ürünlerini, kitaplarını vesaire her şeyi ayırmamız gerekiyor. Tabii ki bir de şu kısım var. Kırtasiye malzemelerim, çantalarım, pijamalarım, hepsini birlikte ayarlayacağız. Kışlıkları dediğim gibi ayarladım. Onlardan birkaç eleme yapabiliriz belki. Çünkü iki bavula sığmam gerekiyor. Bir büyük, biri orta. Büyük olanlara kışlıkları yerleştireceğim. Şimdi yazlıkları birlikte seçerek yapmaya başlayacağız. Önce tişörtlerden başlamayı düşünüyorum. Şöyle yeni aldığım tişörtler var. Onlardan götüreceğim. Normalde kış geliyor falan diye az götürmeyi düşünüyorum ama Antalya sıcak oluyor. Şunu alıyoruz. Aldığım etekleri de götüreceğim. Çünkü bunları mesela kışın giymek istersem kalın çorapla da giyerim diye düşünüyorum. Hem de şık bir şeyler de alayım. Daha kolay olabilmesi için dolaptaki yazlıkları çıkardım. Şöyle şekilde oldu. Nasıl içinden çıkacağım gerçekten bilmiyorum. Bir de ilk kez bavul hazırlıyorum, bir de tek başıma hazırlıyorum. Bu önemli bir detay gerçekten. Şimdi kot ayıklayacağız. Yani oturacağım yere bile kıyafet koymuşum. Şöyle 7 tane kotum varmış. 7-8 tane. Şimdi eleme yapacağız mecbur. Şöyle bir kotum var. Bu bol. Bol bir tane var galiba. Onu götürürüm. Bunu alıyoruz. Bunu hiç hatırlamıyorum. Bunu hiç giydiğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Şöyle normal bir kot giymişim ama bunu alayım diye düşünüyorum. Açık renkli şöyle, bu bir tık paçaları kısa diye hatırlıyorum. Bunu almasam da olur diye düşündüm. Bu ayrılacak. Bunu da ayrılacak. Büyük ihtimal götürmem. Deneme alışverişi videomda görmüşsünüzdür. Yeni aldığımı götüreceğim o. Açık renkli olanı. Koyu renkli olanı götüreceğim. Bir de az önce ablamdan çarptığım bir kot var. Onun da aynı gibi gelebilir. Sadece paçalarında bir şekil şukulu bir şeyler var. Bunu da götüreyim. Zaten genelde dar paça giydiğim için bir sorun olmuyor. Onlardan da bir koyarken eleme yapmam gerekiyor. Bugün büyük çoğunluğunu halledersek bakım ürünlerine de girmem gerekecek. Bir de bugün çok işim var. İki gün içerisinde hem herkese vedalaşıp hem bavulumu hazırlayıp hem de birkaç kargo işim vesaire var. Onları halledip gitmem gerekiyor. Thank you.
şu kadar sığabildim. Şimdi ceket ayıklaması yapacağız. Çok fazla ceket götürmek istemiyor gibiyim. Ama ben ceket de çok giyen bir insanım. Aynı ceketten iki tane var. Birim iptal. Ablamın ama hangisi bilmiyorum. Birini burada bırakıyoruz. Bunu alacağım. Böyle tiril tiril bir şey. Şunu alacağım. Şöyle ablamdan yine aldım. Bir ceket var. Bunu hiç giymedim. Şöyle bir şey var. Bunu kesin alacağım zaten. Bunu çok seviyorum. Bu alınıyor. Siyah ceketim. Benim vazgeçilmez. Bütün kış boyunca bunu üstümde göreceksiniz. Bunu da evde giyerim diye düşünüyorum. Galiba bunu da almayacağım. Çünkü 3-4 tane yeter. Fazlasını gerek yok. Zaten biri evlik, üçü de dışarılık. Kışlık olarak tamam gibiyiz. Annemin aldığı yeni pijama takımları var. Onları koyacağım buraya. Şurada boş kısım kaldı çünkü. Diğer bavulum küçük olduğu için yazlık olarak sığmazsam eğer bunu biraz takviye yaparım galiba. Geriye sadece kışlık olarak montum kaldı. Bakım ürünlerini bavula sığdıracak mıyım, sığdırmayacak mıyım emin değilim. Bunu kenara çekip yazlıkları şimdi yapacağız. Yani bavulu dolduracak kadar almadım. O yüzden şöyle bir bakacağım. Koymam gerekenleri bunlara dolduracağım. Kıyafet olarak birkaç parça daha aldım. Gömlek vesaire gibi. Şimdi birazcık bakım ürünlerinden ağızlarını bantlayıp bavulun bir yerlerine sıkıştıracağım. Sığabildiği kadar alacak. Diğer bavula da aynı şeyi yaparım. Ardından en son bir toparlama maksatlı bakacağım. Evde kutular buldum. Şöyle minnak kutular almışım, koymuşum. İyi ki koymuşum. Onlara dolduracağım. Gerekirse poşetle falan yaparız. Zaten babam götürecek. Şimdi başlıyoruz. Ölmüş bulunmaktayım. Yarım şeyleri falan almadım. Onun harici her şeyi aldım. Okul malzemelerim kaldı sadece. Onu da şuradaki çantaya koyacağım. Bir de tripod gibi ıvır zıvırlar kaldı. Ama bir günde yaptım her şeyi. Mutluyum. Arkadaşlar eve girerken çekemedim çünkü çok eşyamız vardı. Ay göstermeyeyim çok fazla. Birazcık yerleşmeye başladık. Bu videonun devamını size haftaya atmış olurum büyük ihtimalle. Beni sevdiyseniz neler yapmanız gerektiğinizi zaten biliyorsunuz. YouTube'un klişelerini söylememe gerek yok.
eve yerleşmemi izlemek isterseniz de beni takip almayı sadece unutmayın. Birlikte çünkü evi hem süpüreceğiz, hem sileceğiz, hem yerleşeceğiz. Çok tatlış, hem minnak bir evi azıcık görmüş olursunuz. Belki ayrı video çeker miyim bilmiyorum. Duruma göre, isteğinize göre değişir. Ben sizlerle olmayı çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.